tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Fenerbahçe'de günün sıcak gündemi Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Bunun gündüz yaptığım telefon konuşmalarında aldığım bilgi şu. Mesut Özil ve Ozan Tufan'a sizi biz performanstan kadro dışı bırakıyoruz gibi bir şey yok. Konya Spor maçında devre arasında Mesut Özil oyundan çıkıyor ve orada bir gerilim yaşanıyor. Ozan Tufan da biraz oradaki sonradan oyuna girerken tepki gösterdi diyen var. Bazısı diyor ki Mesut Özil'e yakındı takım içi ilişkileri anlamında. Biraz onun yanında durduğu için kurunun yanında yaş da yandı durumu oldu. İsmail Kartal biraz takım içi dengelerini, o hiyerarşiyi, dinamikliği sağlamak için böyle bir karar aldığı bilgisini aldım. Ya şimdi biraz da performans önemli. Yani şimdi İrfan çok yakın değil mi Mesut'a ya da Mert Hakan? Ama Mert Hakan'ın performansı var, Ozan'ın yok. Yani... Evet ama performansta mesela diyorlar ki işte oyuncu tarafları performans bazlı olsaydı bu iş sıra bize gelmezdi. Sıra bize gelmezdi derken? Mesela Sosa olabilirdi. Ama Sosa'yı kadro dışı. Bu arada Sosa kadro dışı zaten abi. Trabzonspor maçından önce o ceketinin içindeki şişe fotoğrafıyla Gamze Orman'la doğum günü kutlamasındaki fotoğraftan sonra oynamadı hiç. Ya Sosa yok yani. Sosa evet, yok. Sene sonuna kadar da kimse beklemiyor. Valencia'yı da şu anda kimse beklemiyor. Belki onun bir tık dönüş ihtimali var. Onlar gayri resmi kadro dışı. Ama işte mesela Gustavo'yu şu an kadro dışı bıraksan ya en fazla yedekte duran bir adam dışarı çıkmış olacak. Onun böyle net bir etkisi yok ya da ne bileyim takıma bir mesaj değişikliği çok da değil gibi. Ama Mesut'u kadro dışı bırakmanın bir karşılığı var burada. Çünkü Mesut'un rolünü doldurabilecek 17 yaşında bir star adayım var elinde. Ozan oynamayınca aslında rotasyonu biraz daha keskinleşiyor. Yani orada sen diyorsun ki Crespo zaten var. Crespo, Mert Hakan, Zaitz üçlüsünün ikisi oynayacak diyorsun. Hatta üçü belki de. Trabzonspor maçında olduğu gibi. O da olabilir. Mesela Zaitz'a diyorsun ki senin forma, sen böyle devam edersen sen oynayacaksın. Artık öyle ulan bir maç varım. En ilk tek dediğim maçta Mert Hakan girecek. Mert Hakan cedalarsa pat Ozan çıkacak. Hani Pelkas bir var bir yok falan. Hani böyle garip bir rotasyon var ya. Daraltıyorsun. Rotasyonu keskinleştirmek iyidir abi. Ben teknik olarak kararı beğendim. Arda Güler'in çıkışı olmasaydı Mesut kararına cesaret edilebileceğini düşünmüyorum. Ama Arda Güler çıktığında yani hepimiz yani zaten o bölgenin oyuncusu olduğunu biliyorduk ama şunu söylemek lazım. O üçlüden kombinleyebileceğin kişi sayısı belli. Yani Mesut İrfan olmuyor. Mesut Arda olabilir. Arda İrfan olabilir. Mantıklı baktığın zaman da sonuçta bir bunu bir çizelge olarak bakarsak bugünü değil de yani sonuçta bizim kulüplerimizin yapmadığı bir şey bu ama mesela birçok Avrupa kulübü şu an Mart ayındayız. Sonuçta Mayıs'tan sonrasında biraz düşünmek lazım. Gelecek yıl için Mesut'la mı devam edersin? İrfan Can Kahveci'yle mi edersin? İrfan Can Kahveci'yle edersin. Çünkü adam 95'li, öbürü 88'li. Ciddi bir fark var arada yani. Onu bir prime'ını çoktan geçmiş bir oyuncu var. Bir de prime'ını devam eden. Hani şu an formundan bağımsız söylüyorum. Şimdi İrfan'la Arda da birlikte oynayabilecek oyuncular. Çünkü Arda'nın getirdiği hareketlilik İrfan'la birlikte olabilecek bir mobilitesi var. İrfan da biraz daha forma girdiği zaman daha hareketli bir oyuncu olabilir. Konya maçında gösterdi biraz İrfan. Bence de öyle. İkinci yarıda. Tam böyle zirve İrfan değil ama yaklaşabileceğini gösterdi. Tekrar toparlanabileceğini gösterdi. Şimdi İrfan'a da mesaj veriyorsun. Baba bak Mesut'u aldık kenara. Artık ellerinden öper diyorsun İrfan'a. Arda'ya da diyorsun ki bak sana süre açtım. Yani şimdi Mesut'un süre almaması aslında Fenerbahçe'nin kadro mühendisi için iyi bir şey şu anda. Hani bunu şeyden almamak lazım. Ya 1,5 yıl önce hatalı transfer miydi? Hatalı olabilecek bir transferdi. Çok da iyi olabilecek bir transferdi. İki yoldan Mesut için iyi olmayan bir noktaya gidildi. Ağır bir sakatlık da geçirdi. Pek de benzininin kalmadığını da görmüş olduk. Süper Lig ağır geldi Süper Lig'in. Böyle yetenekli oyuncular üstünde bir sıkıntılı bir etkisi var. Zor bir lig burası. Evet. Adamın ağzına basıyorlar ya. Gerçi alan bulamıyorsun. Sana alan da açmıyor arkadaşların. Öyle de bir şey var. Hani öyle Arsenal gibi tıkır tıkır işleyen, vızır vızır etrafından geçen adamlar da yok. Arası ki orada yapamıyordu artık Mesut.
Orada da yapamıyordu artık. Son Avrupa finalinde Bakü'de Chelsea maçında izledim. Yurt dışındalar orada taraftarlar. Çıktılar. Prime'ı geçti abi zaten. Hani geçti. Bu biraz adaptasyon meselesi. Buraya geldiğinde Uğur hep anlattığımız konu. Hı. Dedik ki ya Mesut'tan geldi Hacı gibi maçları kurtardı. Bir aşırtma attı. İki kişi geçti. Beklemeyelim dedim. Takım oyuncusu olabiliyor mu? Takım iyi işliyor mu? Mesut o takımın iyi bir parçası olur. Asistler yapar. İyi duran toplar kullanır. Güzel şeyler gösterir bize zaman zaman. Her maçı alacak diye bir şey beklemeyin demiştik. O da olmadı aslında tam. Olmadı. Abi işte bu adaptasyon çok önemli bir şey. Neden? Kobe Bryant çok büyük bir efsaneydi. Bir belgeselinde diyor ki ilk defa rakibim çok bu kadar büyük bir rakibim olduğumu hissettim. Yaşım diyor. Ve o kadar zeki bir adam ki yani bence bir herhangi bir sporcu için en geçerli tanımlardan biri. Kendimle yarışıyordum diyor. Her gün artık neleri yapıp yapamayıp neleri yapabildiğimi tekrar tekrar test edip yapamadıklarımı eğilip yaptıklarım üstünden bir oyun tekrar kendimi keşfetmem gerekiyordu diyor. Şimdi bunu mesela Ronaldo nasıl yaptı? Ronaldo bildiğin tıkır tıkır çalımcı bir adamdı. Böyle 7 numara hatta tırnak içinde öyle hani şaklavanla da kayabilecek kadar 7 numarayken onu mesela elit bir hale getirdi Alex Ferguson. Elit bir 7 numara oldu. Oradan elit bir forvet oldu. Oradan elit bir santrfor oldu. İlk çıkan Ronaldo'yla. Alakası yok. Şu anki Ronaldo'nun bir alakası var mı? Yok. Adam kendine yaşı ilerledikçe baktı dedi ki ben baba kas yaptım, güçlendim. Futbol ömrümü uzattım ama esnekliğimi kaybettim. Gelmiyorsun. Çalım atamıyorum. O zaman daha forvetleşmem lazım. Daha iyi bitirmem lazım. Adam mesela 37 yaşında hala tehdit yani. Neden? Çünkü kendini oyuna adapte edici. Messi çılgınlar gibi giden bir kanat oyuncusu gibi çıktı. 7 numara gibi. Forvetleşti. Şimdi tekrar 10 numaraya geldi. Hani ben biraz daha dağıtan adam olayım. Hı hı. Biraz daha 10 numaramsı oynuyor şimdi mesela. Tekrar adapte oldu. Mesut'un da tamam. Mesut hep aynı tamam. abi. Mesut hep aynı. Yani Mesut'un ben 33 yaşıma geldim. Ben yeni oyunda nasıl var olabilirim? Kafa yormamış Mesut. Mesut ben buyum abi demiş. Bence özelliği de yok. Ne ekleyebilir ki mesela? Değil mi? Yani bir şey de o sıkıntı ya. Yarattı mesela. Şey değil. Zaten sadece yani bir tek özelliği vardı. Oyun zekası, derin pas, hiçbir zaman mesela acayip bir skorer değildi. Değil işte. Yani acayip bir skorer olsa aynı zamanda dersin ki ya futbol hayatımın son dönemlerinde de en azından belli bir bölgede kendimi unuturur, skora acayip destek veririm. Ama böyle bir yeteneği de yok zaten. O yüzden atletizm iyice kaybedince kayboldu. Kaleciyle karşı karşıya çok sakin mesela. Ben güveniyorum Mesut'a karşı karşıya. Ama tamam. İşte öyle fiziksel yeterliliği yok. Orayı yakalaması ama lazım. Ama mesela ikinci forvetleşebilmesi lazım. Biraz daha kafayı sokabilmesi lazım da oraya en azından. Şimdi Mesut hiçbir şey yapamadığı için Mesut'tan vazgeçilebiliyor Arda'da çıkış yaptığında. Burak Yılmaz milli takımı bıraktığını açıkladı bilgisi var. Zaten biraz da... Yani 37 yaşında zaten. Yani evet. Bir sonraki turnuvada 38.5 olacak. Evet. Ve Enes de iyi durum. Burada penaltıyı da bugün Enes aldı. Bu çocuğa da bak ben Enes'in gerçekten en saygı duyduğum oyunculardan bir tanesi. Yani ben bu kadar negatif yorum yapılan, negatif yüklenilen bir çok az oyuncu gördüm. Yani neredeyse hani futbolu niye bırakmıyorsun baskısı gördü çocuk. Ve hala 24 yaşında. 24 yaşında kendini buldu mesela. Her futbolcu da ya her santrfor 18'inde kamyonla gol atmak zorunda değil ki. Adam kilometre yaptıkça açıldı. Ve geldiği nokta ortada. Belki bazı 20 yaşında oluyor, bazı 24 oluyor abi. Bazı 28 oluyor. Lucatoni 26 yaşında 3. lig futbolcusuydu. 28 yaşında İtalya milli takımının santrforuydu. Bazen oyunculara da kredi açmak lazım. Ya Burak bu şekilde, ya Burak adına üzücü. Eminim 10 yıl sonra da o penaltıya üzülecektir böyle. Minimal bir Baggio olayı oldu burada. Yani evet o anlatılacak. Yani çok sorulacak o Burak'a. Tony Adams'a Hacı Rendir seni soruyoruz sürekli. Burak'a da penaltı sorulacak yıllar sonra. Burak adına üzücü tabii. Ama keşke atsaydı ya. Evet. Keşke de atsaydı yani. İyi bir kariyer bıraktı. Ben Mesut konusunda biraz bahsedeyim. 30'un üzerinde golü var. Hemen bir önceki konuya geçelim. Evet. Şimdi Milit şey gelecek. Basın toplantısı gelecek şimdi. Şu Burak yorumunu da alayım Mesut'a döndüreyim seni sonra. Mantıklı. Mantıklı bir karar. Ve bence hani enteresan bir hikayeyle bırakmış oldu. Son ana kadar bence çok iyi bir verim verdi milli takım için. Yani bu kadar uzun süre Buran da mesela 20'li yaşlarının başlarını düşün. Beşiktaş'taki ilk yıllarını vesaire. O zamanlar da aslında Cristiano Ronaldo ayrı aynaydı. Çok hem size stilinden hem
çalım denemelerinden Ronaldo hayranlığını çok fazla belli ediyordu. Kariyeri tabii ki o seviyede olmadı ama Uğur'un demin anlattığı yapabileceklerini maksimum yaşına göre maksimum verebilecek seviyeye getirdi Burak Yılmaz da. Bence iyi bir milli takım serüvenine noktalanmış oldu. Açıklamalarına bakalım maç sonunda. Sonra Mesut Özil konusunda biraz daha perde arkası bilgisi vereceğim. İyi başlayamadık. Portekiz çok iyi başladı. Sonradan kendimize güvenmeye başladık. O olunca gol de geldi. Penaltıyı atsam 2-2 olacaktı. Atamadım. Nasıl atamadım? Hala şok içindeyim. Ülkemizi üzdük. Kusura bakmasınlar. Çok üzgünüm. Bu benim son Dünya Kupası şansımdı. Bugün itibarıyla bu da bitmiş oldu. Penaltı olunca kesin gol dedim. Biz de öyle dedik. Ondan sonrasını düşünmeye başladım. Kaçırmayı hiç düşünmediğim için hayal kırıklığı yaşadım. Özür dilerim. Bu penaltıyı ömrüm boyunca her gece atacağım belki de uyumadan rüyamda. Bu maçı tamamen penaltıya bağlamak lazım. Üçlü savunmaya, dörtlü savunmaya değil. Arkadaşlarım, hocamız bana çok destek oldular. Ben de duygu patlaması yaşadım. Bizi buraya kadar sen getirdin dediler. Kesinlikle öyle bir şey yok ama bana destek olmak için söylediler. Allah razı olsun. Böyle bir maçtan sonra bırakmak istemezdim ama bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu formayı şerefle, namusla taşıdığımı düşünüyorum. Hocalarıma teşekkür ederim. Benden bu kadar demiş Burak Yılmaz. Teşekkür ederiz Burak. Her şey için, milli takımda yaşattıkların için. Şu anda milli takımdaki ahenk çok güzel görünüyor burada. Oyuncuların birbirini koruması, teknik adamın oyuncularını koruması, oyuncuların teknik adamı koruması. Mesela milli takım bırakan bir oyuncu, ya bu maçı lütfen formasyona vermeyin, ben penaltı yapsam her şey, hiçbir şey tartışılmayacaktı diyor. Süper tespit. Kunus bunun için çalıştı bu arada. Özel bir sürü çalışmalar yaptı. Evet, sen geleceğini anlatmıştın. Evet, kamplarda o takım ahengini artırabilmek için, ki en büyük problemlerimizden biriydi hatırlayın. Avrupa Şampiyonası'nda bile işte oyuncuların bavul toplayıp ben gidiyorum dediği bir ortamdan. Şimdi geldiğimiz bu ortama. Bunun için Kunus, Hamit Altıntop, tebrik ederiz. Çok çalıştılar ve biraz ortam sağladılar. Keşke sonucu alabilseydik. Evet. Mesut'a dönüyoruz. Bir ufak yorum yap, biraz daha şey vereceğim. Tamam. Bir kere Fenerbahçe adına teknik olarak çok olumlu bir şey oldu bence. Şöyle, Mesut Özil evet zaten fiziksel yeterliliği gitgide kaybolan bir oyuncuyken Uğur'un dediği gibi Süper Lig'de oynamak kolay değil. Özellikle hücuma yakın oyuncu olmak hiç kolay değil. Sert alan markajıyla karşılaşıyorsun, sert birebir savunmayla karşılaşıyorsun vesaire ama mesela Arda Güler için de bu durum geçerliydi. Daha 17 yaşından gün almamışken forma giymeye başladı Arda Güler. Ve benim kafamda Arda Güler'in girip etki ettiği maç sayısı daha fazla mesela Mesut Özil'e. Mesut Özil bir senedir artık Fenerbahçe'de. Arda Güler daha yeni forma giymeye başladı. Mesela çok ne düştüğünü maç hatırlıyorum Arda Güler'in. Mesut Özil'in bir Galatasaray derbisini hatırlıyorum ki böyle maç boyunca ağırlığını koyduğu hiçbir maç yok Mesut Özil'in. Arda Güler'in mesela bir lig maçında 11'de oynamıştı. Avrupa maçı dönüşü. Maç boyunca ağırlık koydu mesela bu yaşında. Ve şöyle de bir pozitif durum var Fenerbahçe için. Son programlarda bunu çok fazla söylüyorum. Fenerbahçe çok iyi bir pres takımı olabilir. Genel oyuncu kadrosuna baktığın zaman bu taraf daha ağır basıyor. Enerjik, tempolu, pres takımı olma tarafı daha ağır basıyor. Buna ne Mesut uyuyordu, ne Ozan Tufan uyuyordu. Ben zaten Ozan Tufan'ın bu takım içerisinde Zayst'ten, Mert Hakan'dan, Crespo'dan daha önde bir orta saha olduğunu görmüyordum. Oynarsa sağ bek oynayabilir diyordum. Orada da o sahaya çıktı. Bence net bir sağ bek oldu. Yani Fenerbahçe bence gelecek sezon bile sağ bek aramasına gerek yok. Ve hatta şöyle söyleyeyim, Osayi savunma açısından da Ozan Tufan'dan daha iyi savunmacı. Çünkü pres yaptığın anda geriye dönülen toplarda daha atletik. Çok çabuk dönüyor. O alanı daha iyi kapatıyor ve hamle becerisini de geliştirmiş, dikkat et. Doğru yerde hamle yapıyor. Yani savunma olarak da kademe olarak da daha iyi savunmacı. Zaten demarke pozisyonunda hücuma bindirdiğinde çok daha iyi hücumcu sağ bekten. Önder Hoca gibi gireyim mi? Önder Hoca. Ozan Tufan'ın da severiz. Bilmem katılır mısın? Premier şu haliyle biraz bir sezon kilometre yapsa Premier Lig'den teklif almaz mı? Ya biraz orta falan mesela Kaan Asbeki ne isteyebilirler? Sağ Kaan Asbeki'ne bence de. Belki çok top seviyede değil de yani tabii biraz orta falan evet. City demiyorum. Şeye girebilir. Yani Fenerbahçe için gelecekte bence ucu çok açık bu pres takımı olma yolunda. Bence buna kafa patlatması lazım Fenerbahçe'nin. Çok iyi bir santrafor. Belki çok iyi bir kenar forvet. İşte Ferdi farklı bölgede kullanılacaksa belki sol bek, belki ya da Ferdi sol bekte devam edecek ama Fenerbahçe'nin gelecekte çok parlak olabilecek bir formasyonu var önünde. Pres takımı olabilir. Ve buna hiç uymayacak iki oyuncuyu en azından şimdiden
planlarına dahil etmedi. Ama muhtemelen zaten sağ dışı. Olayın başka yönleri de var. Ama sağ içi de çok pozitif. Olayın bence başka yönleri de var. O da şu. Hmm. Mesut Arsenal'in son dönemindeki yaşadığı işte o Unai Emery ile Arteta ile yaşadığı teknik adamı tam kabullenememe problemleri olduğu İngiltere basınında hep yazıldı çizildi. Buraya geldiğinde de Vitor Pereira ile tam yıldızının barışmadığı artık bir sır değildi. İsmail Kartal'la da Cencer kuzu sarması olmadıklarını biliyoruz. Vitor Pereira en başından beri böyle düşünüyormuş bu arada. Geldiğinden beri. Tamam. Yani çok destek olmak için muhaliflik yapmıyorum. Tamam. Bu fake star muhabbeti doğru yani. Yani Vitor Pereira'nın Mesut'u gerçek bir yıldız görmediği doğru. Geldiği bir günden beri. Vitor Pereira'dan sonra İsmail Kartal'la da böyle Cencer kuzu sarması olarak başlamıyorlar. Biraz İsmail Hoca yapı itibarıyla da önceki dönemde de takım içindeki o ağırlığı hissedilsin ister. Yani ben buranın teknik direktörüyüm, kararları ben vereceğim konusunu yaşamak ister ki bu arada yani takım içindeki hiyerarşi de bana kalırsa da teknik direktör yani orada Mesut Özil de Fenerbahçe'deyse Fenerbahçe'nin futbolcusu, İsmail Kartal da Fenerbahçe'deyse Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Bu birinci yanı. İkinci yanı Mesut Özil o eski günlerine yeniden dönmek, ben burada Fenerbahçe'de başarılı oluyorum, bakın işte size eleştirilerinizi yediriyorum diyebilmek için bir yandan da can atıyor. Sürekli oynamak istiyor sakat olmadığı durumlarda. Ama o performansı gösteremiyor olması da bir gerçek bir yandan da. O hayal ettirdiklerini de yapamıyor aslında. İsmail Kartal da bir yandan takımı iddialı bir konuma getirdi. Mesut biraz daha sabredelim, Mesut'a bir yazdan sabredelim yapacak durumu da yok ki Arda Güler'e ne kadar yer açabildiği ortada zaten. Olayın o tarafı öyle, o tarafı öyle. İki tarafta kendine göre başka bir ruh halindeler. Ozan Tufan konusuna gelirsek bir Premier Lig macerası yapmış. İstediğini elde edememiş, hayal ettiğini elde edememiş bir şekilde aslında dönüyor. Çünkü orada da tam düşünülmüyor. Burada evet İsmail Hoca değerlendirebileceğini düşünüyor ama o sırada işte Ozan Tufan baba oluyor. İşte hayatında belli bir yorucu olabileceği bir dönem de var. Ozan da başka şeyler yaşıyor. Bir yandan heyecanı var, bir yandan hayal kırıklığı var. Burada yeni bir maceraya giriyor aslında Fenerbahçe'de yeni teknik direktörle. Şimdi İsmail Kartal'ı önceden tanıyor olsa bile burada başka bir takımda oynayacak sonuçta. Ozan Tufan şu anda takımın en eskisi modunda. Bir yandan da öyle bir sorumluluk da var üstünde. Ama onu yapabilecek ruh halinde mi? O çok büyük bir tartışma konusu. Ki Alanya maçındaki performansı da başka bölgede oynatılması da etkili. Ama o performans, Ozan Tufan performansında değil o da. Biraz yani hayaller ve hayallerin gerçekleşmemesi sonucunda oluşan bir gerilim. Ama İsmail Kartal'ın da ben 6 ay buradayım, en iyi yerde bırakayım takımı iddiasında ve sabredecek, kimseye o müsamahayı gösterecek durumda da değil. Durum bu gerilim kendi içlerinde insanların haydi bunu daha disiplini götürelim kısmında Konyaspor'un devre arasında Mesut'un oyundan alınmasıyla bir ufak gerilime dönüyor. Şimdi onun haricinde bir de şöyle bir psikoloji var. Mesut Özil'in bir soyunma odası fobisi var. Mesut Özil'in röportajlarını okuyanlar, bu zamana kadar kariyerini takip edenler, kitabını okuyanlar bazı noktalara hatırlatayım onlara. 3 tane soyunma odası anısı anlatacağım Mesut'un. 1. Schalke'de devre arası kamp çalışmaları, antrenmana Andreas Müller geliyor. Herkesin ortasında işte takım arkadaşları Rafinha'lar, Jermaine Jones'lar hepsi oradalar. Öyle bir girersin konuyu sonra aklında acayip şeyler canlanacak. Bir geliyor herkes ortasında. Mesela abi. Schalke'de Andreas Müller geliyor takımın. Müller geliyor. Arkadaşları da orada. Jermaine Jones, Rafinha herkes orada. Diyor ki sözleşme görüşmeleri sürüyor o sırada. Ve Mesut sözleşme imzalamaya, yenilemeye. Ki wonderkid yani. Sözleşme yenilemeye yanaşmıyor. Kulüple ters düşüyorlar. Müller geliyor diyor ki bu saatten sonra Mesut Özil bu takımın oyuncusu değil. Burada antrenman da yapmayacak. Alt takımda da antrenman yapmayacak. Artık Schalke oyuncusu değil diyor herkesin ortasında. Mesut çok sinirleniyor kendi içinde. Saldırmamak için dolabı tuttum diyor yani. Ve arkadaşlarına da kızgınlığını çok uzun süre beni savunmadılar diyerek çok uzun süre o stresini atamıyor. Kinini. İkincisi Real Madrid'e gittiğinde meşhur Mourinho ile kavgası. 2012-2013 sezonu Real Madrid Deportivo ile oynuyor iç sahada. 3-1 öndeler. Devre arasında içeri giriyorlar. Mourinho Mesut Özil'e saydırmaya başlıyor. Sen diyor iyi... Mesut da bu arada yani ben diyor %80-%90 iyi oynuyordun diye düşünürken sen diyor ikili mücadelelere işte kız gibi giriyorsun. Sana bir iki pas atmak, bir iki güzel pas atmak yetiyor. Bunu yeterli sanıyorsun falan. Mesut'a yüklen. Mesut bir yerden sonra sen benden ne istiyorsun diye bağırıyor. Bağırınca
Ben senden erkek gibi ikili mücadelelere girmeni istiyorum diyor Mourinho. Çok ağır. Mourinho birçok oyuncu bunu yapıyormuş. Yani evet, çok evet. Sert giriyor. Ramos'a mesaj vermek için. Ramos'la göz göze geliyor. Formayı çıkartıyor Mesut. Ayaklarının dibine fırlatıyor Mourinho'nun. Diyor ki sen daha iyisen çık sen oyna diyor. Küfür kıyamet duşa doğru gidiyor. Mourinho da arkasından diyor ki ağlayacak mısın duşta? Ağla bebek diyor. Korkak diyor. Çok sert laflar ediyor. Sonra takım sahaya dönüyor. 5-1 bitiyor o maç ama zaten 3-1 öndelerdi. Mesut orada çok uzun süre duşun altında duvarları yumruklama, bildiği bütün küfürleri etme, stat'tan ayrılıyor. Ertesi gün buzları kırıyorlar. Hani sen benim performansımı yükseltmek için yaptın diyor. Mourinho da işte ağır konuştu, kusura bakma. Gelecek hafta El Clasico Barcelona maçının konuşmasında Mourinho diyor ki 3. travması bu da şimdi Mesut'un. Diyor ki Mesut'a biraz geçen hafta arkadaşlar biz biraz ağır konuştum ama biz onu çözdük aramızda. Nazik beyimizi bundan sonra sürekli öveceğiz, okşayacağız sadece diyor. Herkes gülüyor kıkır yani kıkır. Yani telafi etmesi bile şey aslında yani sevimsiz. Sevimsiz yine laf sokuyor. 3 tane travması var ve soyunma odalarındaki o atmosferden, gerginlikten nefret ediyorum diyor Mesut. Bir yandan da o adrenalinle ve o travmaların etkisiyle kendisi de kontrol ediyor. Yani herkesin bu olaylar buraya gelene kadar birçok psikolojik etmeni var yani. Ya Mesut konusunda, ya şimdi Mesut, şimdi bir beklenti diye bir şey var. İnsanların mesela milli maça döneyim, Berkan üstünden okuyorsun. Yani Berkan bir rol oyuncusu. Yani Berkan karar alıcısı değil maçın bence. Mesela ya da ne bileyim yedek sol bekinin yanlış seçmen seni bir derece etkiler ama senin yıldız oyuncu kontratı verdi. Ya yani bu adam ya yani mesela 4 milyon euro, 5 milyon euro para ödüyorsan bir adama Türkiye şartlarında ya sen gel baba burada 10 gol 15 asist yap hayaliyle. Hayali kurdurduğu için bu adama o parayı veriyorsun. Şimdi o kontratın karşılığı çıkmayınca bedeli de daha büyük oluyor. Bu bölgede de şimdi ciddi bir yoğunluk var. Fenerbahçe belki istemeden yaptı. Şimdi açıkta söyleyeyim, bir planlama olmadı ortada. Yani Arda Güler çıkar diye planlansa zaten aynı bölgeye iki tane 10 numara almazsın. Hatta 10 numaramsı oynayabilen de oyuncular var. İşte Pelkas mutlak sayılabilir. Tabii. Hatta Rossi sayılabilir. Yani mesela 4-4-1-1 oyna. Rossi o 1 olur mesela ikinci forvet olarak. 4-4-2'nin ikinci yan forveti gibi mesela. Daha yetenekli olan. Şimdi yapılanmada bir yer yoktu aslında. Şimdi Arda o kadar büyük net bir ışık verdi ki ve taraftar ve futbol kamuoyu o kadar sahiplendi ki Fenerbahçe yönetimi ve karar alıcıları şu an Mesut'u gözden çıkarmayı rahatlıkla göze alabiliyorlar. Çünkü Arda'nın getirdikleri Mesut'tan kaybedeceklerinden çok daha fazla. O yüzden bu kararın bugün alınması çok şaşırtıcı değil. Ve mantıklı da. Ya çünkü ne olursa olsun bir karşılık yok performans olarak. Ve bunu şeye de bağlayamıyorsun. Ya bu adam çok sakatlandı kardeşim. Biraz daha sabredelim, seneye verim alırız diyebiliyor musun Mesut? Seneye daha iyi olacağının garantisi yok. Çünkü oyun stili olarak da hani yaşlandıkça demlenecek bir stili yok. Hep geriye gidecek hep. Geriye gidecek bir stili var. Doğal olarak burada tercihi ben doğru buluyorum. Burada garip olan Ozan abi. Burada garip olan Ozan. Çünkü neden diyeceksin? Ozan açısından değil mi? Hem Ozan açısından hem Fenerbahçe açısından. Şimdi vermişsin Watford'u, kiralamışsın ve bilmiyorum yani ne kadar doğru olduğunu bence biraz sorgulamamız lazım şu saatten sonra. Satın alma opsiyonuyla vermişsin. Zorunlu satın alma opsiyonu. Kalırlarsa evet. Yani zorunlu mu değil mi? Ligde kalırlarsa opsiyon giriyor, kalmazlarsa girmiyor gibi bir durum işte. Şimdi böyle bir ihtimalim var. Ocak ayındasın. Yani sonuçta bu Premier Lig takımı yani kalabilirdi ligde. Hani illa düşecek diye bir şey de yok. Böylesi bir ortamda Ozan'ı bu zorunlu opsiyondan çıkarıp 2 ay sonra kadro dışı bırakma noktasına geliyorsan ya burada berbat bir yönetim işi var. Yok, opsiyon işi devam. Watford diyor ki biz değerlendiremiyoruz. Hani evet. Biz zaten yani alacaksak, bizim opsiyon devreye girecekse en azından istiyorsanız siz değerlendirin. Onlar da diyorlar ki hoca ihtiyaç var mı? Benim zaten İsmail Hoca geldiğinde bir 6-8 bağlantısına ihtiyacım var diyordu. İyi, o zaman Ozan gelsin, kurtaralım o kısmı durumuna geliyor. Yani iki tarafta devam kurtarsın ya bu Ozan. Hukuksal olarak arıza çıkmayacak bir şeyse bir Ali şey Koç'un diyemem. İfadesi divan kurulunda söyledi. Biz orada dostane bir anlaşma yaptık. Onlar da faydalı olsunlar. Bir iki tarafın da faydası i̇nşallah olsun. İnşallah öyledir. Ozan inşallah öyledir diyeyim. Çünkü her söze güvenseydik Max Kruse'de hayatını pokerine oynamıştı. Ya belli ki
İyi de poker oynuyormuş yani. İyi pokerci olduğunu da biliyorduk. O yüzden biz şey bakmak lazım. Ben sonuca bakmak isterim. Watford kümede kalırsa Ozan gidiyor mu gitmiyor mu bakmak isterim. Ama eğer bunu bozacak bir anlaşmaysa bir kere zaten komple skandal. İkincisi ne olursa olsun eğer kulübede yani Fenerbahçe'de kadro dışı kalacak kalmasındansa Watford'un kulübesinde takılıp eğer bir sakatlık olursa mecburi de olsa oynamasını ben tercih ederdim. Tabii ki yani şey açısından söylüyorum. Fenerbahçe'nin daha genel bir bakış yani biraz daha geri çıktım. O anlık ihtiyaç değil de hani böyle 1-2 hafta 6-8 lazımdan değil de daha genel baktığımda Premier Lig'de az da olsa süre alan bir oyuncu gelip burada kadro dışı kalacak bir oyuncudan çok daha fazla bir şey vaat ederdi Fenerbahçe adına. O konuda biraz çekincelerim var. Bence iyi de bir örnek değil yani kiraya verdiğin oyuncuyu sezon ortası çağırmak. O da çok iyi bir imaj da değil. Aslında yani, yani çağırmaktan ziyade onlar biraz onlardan teklif geldiğini söylüyorlar yani. Yani evet. Diyorlar ki hani hatırla o zaman şey Ranieri yani biz Ozan'dan o istediğimiz verimi alamadık açıklamasını da yaptığında orada 3 değişiklik 3 teknik direktör mü değiştirdi? Watford bu sene bayağı değiştirdi ya kafanda yaptı, karıştırdı. Hepsi bir denedi olmadı, bir denedi olmadı. Yani artık bu, orada kimden olmadı kısmını bilmiyoruz devre tabii Watford şeyini. Yine orta saha transferi yaptılar. İyice Ozan Tufan'ın forma şansı sıfıra indi. Zaten dediler ki opsiyonumuz zaten evet var. Yani Premier Lig'de kalırsak zaten alacağız. Böyle bir şey kontratta var. Ama kullanmayacağız. İsterseniz siz oynatın. Yani bana çok şey absürt gelmedi. Ama Zayt'sın da performansı etkili oldu burada. Hani Zayt acayip bir 8 numara oldu. Zayt evet. Belki Mert Hakan İsmail Hoca'nın 8'deşti iyice. Yok hani 6-8 Crespo'nun yanındaki hemen oyuncu Mert Hakan biraz daha şey yakın oynatıyor ya. Forvet'e yakın oynatıyor. Yok alternatif hani alternatifsiz evet. Kalmıyor o yüzden. Doğru doğru. Orada şunu net söyleyeyim. Mert Hakan Crespo'da bir maç çıkabilirsin. Doğru. Tabii, milli takım seçimlerinde Mert Hakan Yandaş'ın alınmamasına bir tek onu bekliyorlardı milli takım alınmasına Mert Hakan. O bir bence de bu arada. 8 numarada da yani bu kadar enerjik bir 8 numara lazımsa alternatif de olabilirdi gayet. Bir de benim çünkü bahsettiğim gibi presle oynayacaksan Arda'nın U17'ne alınmasına elit tur olduğu için anlıyoruz hadi diyorlar ama hem Mert Hakan'ın amili takıma alınmamasına biraz tepki var. Bir de mesela Emir Ortakaya gibi işte Yiğit Mert gibi U21'e oyuncu alınmaması konusunda biraz tepkiler var. Hazır milli takım konusu açılmışken. Hazır o zaman ben de şeyi tamamlayayım. Yani kapalı kapılar ardında fiziksel işte fiziksel olarak yetersiz gördüğümüz için denilen Emirhan İlkan'ın performansını gördük milli takımda bir. İkincisi de bu konular konuşulana kadar kadroda yoktu mesela Emirhan. Hiçbir milli takım kadrosunda yoktu. U18'e çağrıldı eleştirildikten sonra gol attı adam. Hazır demek ki biraz daha detaylı bakmak gerekiyormuş. Ki bence diğer Emirhan konusunda da keşke bir de ona da baksalardı. Yani Emirhan Kayar konusunda da ciddi bir sıkıntı var bence. Ki milli takımımızın da ihtiyacı vardı bence o tarz yetenekli bir oyuncuya. Hem skor yapabilecek hem pozisyon üretebilecek. Ama onun dışında yani ben genel manada alınan kararı çok garipsemiyorum. Yani çünkü Mesut'la Ozan'ı çıkarmanın Fenerbahçe'ye faydası zararından daha çok. Bir de abi bak biz konsantre olduk. Ekip bu. Sen oynayacaksın. Hani atıyorum burada mesela 3 programın birinde çıkacağını bilirsen duyacağın aidet başka şey. 3 maçın 3'ünde ya da 2'sinde oynayacağını bilirsen ya da 3 programın 2'sinde yer alacağını bilirsen hazırlanma biçimin daha farklı olur. Fenerbahçe bunu sağladı şimdi. Evet. Mert Hakan'a da diyor abi sen bank buradasın. Crespo zaten orada da. Zaitsa da diyor netsin. Mert Hakan da diyor netsin. Artık öyle hani enerji oyuncusu lazım. Mert mi olsun Ozan mı? Kim daha formdaysa oynasın diye bir şey yok. Mertse Mert yani bitti. O modelde tek kaldı şu anda. Tek kaldı. Şimdi Mesut gittiği zaman Arda, İrfan hem birlikte de kullanabilirsin. Tek tek de kullanabilirsin. Arda her yola geliyor yani. Arda önünü daha net görür. Onun açısından da net. Bence çok verimli bir karar. Ama işte o biraz dediğim gibi bak her ne kadar onlarla açıklıyor olsalar da Arda çıkış yapmamış olsaydı Mert Hakan da mesela geçen sezon ilk bölümünde ilk 6 ayında çok sakatlıklar etkilemişti Mert'i. Psikolojisi de çok etkilenmişti. Çünkü çocuk ilk defa İstanbul'da oynuyor. Devasa bir baskı. Korkunç bir de kendi taraftarı da eleştirdi. Istıklama noktasına gitti hatta. Istıkladılar. Istıklandı. O zaman bir dağılmıştı hafif. Mesela o noktada Mert Hakan öyle bir noktada olsa Ozan Tufan kadrosu kalır mıydı? Kusura bakmayın kalmazdı yani. Daha iyi olsaydı Mert'e göre durumu. Burada vazgeçilebilir olmanın bedelini ödüyor bu oyuncular. Öyle. Vazgeçilebilir performans sergilersen tabii, vazgeçerler abi. Tabii. Bu iş böyledir.
Futbolun acıması yok yani. Mesut her maç gol asist yapıyorsa, top oynuyorsa kim kesebilir Mesut'u ya? Tabii canım. Mesut işte Mesut'la Ozan biraz kendine de kızacak. Çünkü sahada vazgeçilme. Ben sahaya baktığımda Arda Güler'i, İrfan'ı da daha önde görüyorum. Arda Güler'i de daha önde görüyorum. Hani Mesut'un zaman zaman anlık performansları iyi olmuş olabilir. Ama kısa vadede denk olman İrfan'la, yani bugün Mesut mu İrfan mı da, yani yarın maça çıkılacak olsa hakikaten %50-50 kalıyor olabilirsin. %100. İyi performans ama gösterseydi. Ama gelecek sezon için İrfan %90 daha iyi bir oyuncu. Anket sonucumuza bakalım. Voley'den Onur Turgul hesabından bir anket sorusu sormuştuk size. Oy kullananlardan 10 kişiye de getir yemek çeki Voley'den 50 liralık hediye edeceğiz size. Soru şuydu, penaltıyı gole çevirsek ne olurdu? Biz burada hepimiz Dünya Kupası'na giderdik dedik. %77 aynı cevabı vermiş. Gerçekten herkes ya. İnanmış gerçekten. Ya ne güzel unutmuştum. Yine finalde elenirdik diyenler %7.5, %15 yine yenilirdik diyen %77 ya. Dünya herkes inanmış abi ya. Hakikaten gidiyorduk abi. Abi çok çok. Ve yani 4 yıla bir düzenliyor ama 20 senede bir gidiyoruz. Çok önemliydi ya. Şey çok iyi ya. Emre Belözoğlu'nun son Dünya Kupası. Evet. Arkadaş o 2002. O an bir hesapladım. Oyun bir tane Dünya Kupası var. Bir daha Dünya Kupası'na gitmek çok daha zor. Ya Avrupa Şampiyonası gibi değil ki orada. İki tane var. Yani 5 maç kaybet, 3 maç top oynarsan en iyi 3. gidiyorsun. Zorla gidiyorsun ya artık zaten. Geleceksin diyorlar yani. Fenerbahçe'den var mı? Aynen. Lütfen gel ne olur falan diyorlar. Geleceksin ya. Fenerbahçe'den var mı ekleyeceğiniz bir şey? Daha konuştuk bence. Yok. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.